Pekala arkadaşlar geldik şimdi önemli bir kısma. To ve enough yapılarına. Bunun önemli olmasının sebebi şu arkadaşlar. Bir çeviri olarak tekrar tekrar karşımıza gelecek yapılar zaten bunlar. Aynı zamanda belirli başlı yapılarını belli başlı yerlerde bize soru olarak sorabiliyor. Yani örneğin to ile enough ifadesini bize soru olarak getirebiliyor. Ya da devamında hani biraz sonra bakacağız to do something ifadesi geliyor. Bunları Ceren'in infinitif sorularına karşımıza getirebiliyor. Ve aynı zamanda çeviri açısından da bizim açımızdan önemli bir yapı. O yüzden mutlaka bilmemiz gerekiyor diyebilirim. Hadi gel hemen bir bakalım. Şimdi İngilizce'de arkadaşlar şu ifadesine baktığımız zaman bunun çevirisini biz çok diye yaparız. Ama şuna dikkat etmeni isteyeceğim. Buradaki çok ifadesi arkadaşlar olumsuz bir çokluktur. Ve genellikle biz bu to ifadesinden sonra bir sıfat ya da bir zarf koyarız. Daha sonra eğer sen bir fiil getirmek istiyorsan bu fiilin başına to yapısını getirirsin. Yani to adjective adverb yani sıfat ya da zarf to do something ifadesi beni karşılar. Ve normalde hani çok diye çeviriyoruz ya bazen öğrenciler şöyle diyor. Bir şeyi yapmak için çok bilmem ne olmak. Bundan ziyade arkadaşlar biraz önceki şu hani to olumsuz çokluk belirtir dedim ya. O yüzden biz bu ifadenin çevirisini bir şeyi yapamayacak kadar çok bilmem ne olmak gibi bir ifade veririz. Ve buradaki o bilmem ne dediğim kısma bu sıfat ya da zarf gelecektir. Mesela I don't believe that. Sanmıyorum. Neyi sanmıyorum? You should fill that box. Bu kutuyu doldurman gerektiğini doldurmamalısın bence arkadaşım ya gibi bir ifade vermiş. Doldurman gerektiğini düşünmüyorum. Niye? Çünkü it is too big to fit in the car. Ne diyor? Arkadaşım o arabaya sığamayacak kadar çok büyüktür gibi bir ifade karşımıza gelmiş oldu. Ya da mesela when the russian soldiers were captured by ukrainians. Rus askerler Ukraynalılar tarafından yakalandığında they were too weak to fight back. Onlar geri savaşamayacak kadar yani karşılık veremeyecek kadar çok zayıflardı gibi bir ifade beni karşılayabilir. Ya da When Burak decided to work on the farm of his relatives. Burak akrabalarının çiftliğinde çalışmaya karar verdiğinde ne oluyordu? He didn't know that. O bilmiyordu. Neyi bilmiyordu? He was too weak to work on such a demanding job. Bunun gibi e değil e, olacak bu arada. Bu kadar talepkar, yorucu bir işte çalışamayacak kadar çok zayıf olduğunu bilmiyordu gibi bir ifade karşımıza geldi. Enough ifadesine baktığımızda ise şimdi to ifadesi için ne demiştik? To'yu alıyorduk. Devamında bu sefer sıfat ve zarf gelecek demiştik. Devamında ise to do something ifadesi geliyordu. Enough ifadesine baktığımız zaman arkadaşlar inaf ifadesi sıfatını ya da zarfını önünde isteyen bir ifadedir. O yüzden biz öncelikle adjective ya da adverb ifadesini görürüz. Sonrasında inaf yapısı beni karşılar. Sonra da to do something ifadesini göreceğim. Ve bu ifade inaf ifadesi yeterince ya da yeterli anlamına gelen bir ifadedir ve bu yüzden de bir şeyi yapmak için yeterince nokta nokta olmak diye çevirebileceğim bir ifade. Bu nokta noktalı kısmı da işte bu sıfat ya da zarf bize ne anlam verecekse onu getirmemiz gerekecek. Mesela baktığımızda when the Russian soldiers were captured by the Ukrainians ne demiş? Arkadaş Rus askerler Ukraynalılar tarafından yakalandığında onlar savaşmak için yeterince güçlü değillerdi. Ya da strong enough to work bu Bunun gibi zorlu bir işte çalışmak için yeterince güçlü değildi gibi bir ifade verdi. Ya da The evidence presented to the court. Mahkemeye sunulan kanıt idi. Ne idi? Credible enough to convict him. Onu suçlamak için yeterince güvenilirdi. Ya da Since he is fast enough to win this race. The için. Ne olduğu için? o bu yarışı kazanmak için yeterince hızlı olduğu için bence ben onun bir şansının olduğunu düşünüyorum gibi bir ifade karşımıza çıkmış oldu. Baktığımızda arkadaşlar to ve enough ifadeleri ne demiştik? Hadi gel hızlıca bir tekrar edeyim. To devamında adjective ya da adverb ifadesini alacak. Devamında to do something ifadesi beni karşılayacak. Enough'a geldiğimizde ise adjective adverb'ü başa çekiyoruz demiştik hatırlarsan. Ee, adverb. Daha sonrasında enough geliyordu ve devamında to do something ifadesi karşımıza gelecekti. Baktığımız zaman bu noktada arkadaşlar bir bize şu yapılar soru olarak gelebilir. Aynı zamanda gerund infinity sorularına şu to do'yu da sorabilir bize. Yani to'yu verir, sıfatı verir burada ne gelir arkadaş diye de sorabilir. O yüzden bilmende fayda var bu ifadeleri baştan söyleyeyim. Peki şimdi arkadaşlar geliyorum so that such that ikilisine. Bu iki yapımızın da çevirisi arkadaşlar o kadar ki diyen ifade karşımıza gelecek. O kadar ki ifadesi. İkisinin de çevirisi birebir aynı. Ve özellikle Bağlaç sorularında doğru cevap birisi olacaksa, diğeri mutlaka yanlış cevap olarak karşımıza gelecektir. O yüzden bu iki yapının farkını mutlaka ve mutlaka bilmek zorundasınız aklınızda olsun. Şimdi bu iki yapının farkı ne? Önce şöyle hızlıca bir bahsedecek olursak, sohbet ifadesi bu nokta noktalı kısma arasına ya bir sıfat alacaktır arkadaşlar, ya da bir zarf alacaktır. Ama saçlit ifadesine baktığımızda ise bu ifade araya daima bir sıfat tamlaması isteyen ifadedir. E hatırla sıfat tamlamalarını biz nasıl kullanıyorduk? Tekil isimler için en ile başlatıyorduk. Sonrasında uygun bir sıfat koyuyorduk. Sonrasında buna uygun bir isim koyup kapatıyorduk. Temelde bu şekilde bir dizilim isteyecektir. Ha, çoğul bir isimle kullanacaksan en haliyle gelmeyecek değil mi? En bir diyen bir ifade olduğu için sıfat artı isim dizilimi de karşımıza gelebilir. Mesela bak, she is so beautiful that o o kadar güzeldir ki she can attract almost any man she wants. İstediği neredeyse herhangi bir erkeği cezbedebilir, etkileyebilir. Ya da my cat is so clever that benim kedim o kadar zekidir ki o neredeyse insan gibi görünür. Ya da LeBron James was so tall that LeBron o kadar uzundu ki biz sadece onun beline geliyorduk gibi bir ifade verdi ve bak dikkat et so detten sonra da birazdan saç dete bakacağız zaten saç detten sonra da bu detlerden sonra tam cümle gelir arkadaşlar SVO dizilimi. Bak ne yaptı? So beautiful that dedi, araya sıfat koydu. So clever that dedi, so tall that dedi. Arasına so that ifadesi ya sıfat alır, ya zarf alır. Saç dete geldiğimizde ise saç Saçlete geldiğimizde ise araya arkadaşlar sıfat tamlaması alacak demiştik değil mi? Ama buna geçmeden önce hemen şu sodet muhabbesine bir geçelim. Arkadaşlar sodet tamam araya sıfat alıyor ama bazen sorularda ekstradan bir şeylerin de araya girdiğini görebiliyoruz biz. Bunun için de şöyle bir nokta söyleyebiliriz. Özellikle sodet ifadesi o ee, sıfatlarda sıfatlarla ya da isimlerle kullanıldığında devamında gelen ismini niteleyebiliyor Match gibi, many gibi, few gibi, little gibi, quantifier yapılarını alıp devamında isim gelerek de kullanılabiliyor. Böyle bir kullanımı da vardır. Mesela, I told you, sana söyledim. Nasıl söyledim? O kadar çok kez sana söyledim ki, neyi söylemişim ben? Sana işte bir dil kursunda öğretmen olarak çalıştığımı. Çok fazla kez söyledim arkadaşlar. derken kullanabileceğimiz bir ifade. Çok da önemli bir nokta değil açıkçası boşver. Senin bilmeni istediğim şey şu. Sodet, sodet araya ne ister? Sıfat ister. Zarf ister. Saç deta baktım. Adjective phrase aldı. Yani sıfat tamlaması. Yani en'le başlat adjective'i koy isimle kapat demiştik. Mesela bak biraz önce she is so beautiful that demiştim ya. Şimdi baktığımızda ise she is such dedi. En'den birini koydu sıfatımı koydu. Girl that ifadesini verdi. O o kadar güzel bir kadındır ki ya da kızdır ki istediği herhangi bir erkeği cezbedebilir gibi bir ifade verdi. Ya da benim kedim o kadar zeki bir hayvandır ki neredeyse insan gibi görünür. Ha sen soyla da yazabilirdin değil mi? Bir önceki cümlemiz de birebir aynıydı. Ama o zaman ne oluyordu? Soğudan sonra sadece sıfat geldiği için clever'ı çekiyordum, başka bir şey yoktu. Saç dersen de işte en sıfat isim karşımıza geldi. Ya da Lebron James was such a tall person. Ne yaptı? En sıfat isim olarak karşımıza geldi diyebiliriz. Peki özellikle arkadaşlar sodet ve saçdet ifadesi bağlaç sorularına karşımıza gelebilen yapılar. Aynı zamanda en başta vermiş olduğumuz to ve enough yapıları da gerek ceren in infinitif sorularına gerekse de sıfat sorularına ya da quantifier sorularına karşımıza gelebilen ifadeler. Bu sebepten dolayı en azından bunları bilmenizi istiyorum. Bunlar önemli olan kısımlar. Bu dört yapıyı mutlaka adınız gibi bildiğinizden emin olun. Peki bir sonraki videomuzda arkadaşlar comparison of adjectives and adverbs yani karşılaştırma yapılarına geçiş yapacağız. O zamana kadar hoşçakalın.